Hepinize günaydın. Yeni bir haftadan, yeni bir günden. Azra Hanım'ı bıraktım. Eve gidiyorum. Şimdi çayımı demlemiştim. Kahvaltı yapacağız. Duru'yu doyuracağım. Konuşamadım yine. Öyle. Ekmek mi yiyorsun? Doymayan Duru yapmışım. Ya çok fenasın. Dökeceksin şimdi her yere. Ne yapıyorsun aşkım? Hadi oyna. İdo dansı yap bize hadi. Hadi bize bir İdo dansı yap Duru. Geldik yine mutfağa. Saat 10.30 geçti. 11'e geliyor. Bu yine mama mama mama. Doyuramadım arkadaşlar. Ben bu Duru'yu doyuramadım. Mama diline yuva yapmış. Çocuk mamayla yatıyor, mamayla kalkıyor. Ah canım, aç mı kaldın? Aç mı kaldın aşkım? Vallahi yıldım. Vallahi yıldım. Tamam vereceğim, bak orada ne varmış bakalım, gel. Gel bakalım, buradan ne istiyorsun kız, burada ne var? He? Bunlar mı istiyorsun? Allah seni var ya Duru. Gel bakalım. Al bakalım. Al bundan mı istiyorsun anneciğim? Al. Alıyor içeri gidiyor. Doğru içeri. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Mama yok başka. Yok. Kız mama yok. Yok. Ey Rabbim. He. Görüyorsunuz her gün aynı. Ben de isterim her gün yeni maceralara uyanayım. Farklı bir güne uyanayım ama ne yazık ki bir günün bir öncekinin aynısı, görüyorsunuz. Yat, kalk, yemek ye, iş, güç, bulaşık, çamaşır, yemek, Duru, mama. Ne diyeyim? Görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Bundan istiyor. Demin de şundan istiyor. Neyse bir tane verdim eline. Mutfağa geldim. Bu kızcağız şimdi ne çorbası pişirsin? Daha memlekette çorba kalmadı. Her gün çorba, çorba, çorba. Bugün ne yapsam diye düşünüyorum. Yemeği daha düşünmedim bile. Dün o patlıcan yemeğinden bir tabaklık mı ne var? Dünkü patlıcan yemeğinden çok güzel olmuştu. Yanına pilav yapmadım bir daha. Üst üste yenmek de olmuyor, yemek de olmuyor. Şimdilik bugün ama yemek yok. O kimseye yetmez haliyle. Kabaklarım var bir poşet kadar. Kabak kızartması yapmayı düşünüyorum. Sarımsaklı yoğurtla. Yine bir çeşit o olur. Gerisini sonra düşünmeye devam. Görüyorsun. Makarna haşlıyorum. Kıymalı domatesli makarna yapacağım. Çocuklar da bunu seviyorlar. Burada da kabaklarım kızarıyor. Burada da yufka çıkardım. 6 tane kuru yufka çıkardım. Bunları güzel ıslatacağım şimdi. Büyük börek tavamda tava böreği yapacağım arkadaşlar. Annem gelebilir belki. Çayın yanında hem olsun hem de evdekiler çok seviyorlar. Yani hepsi yiyor. Gel düşecek. Kuru yufkalarımı güzel ıslattım arkadaşlar. Buraya sofra bezine yaydım. İyice yumuşayacaklar şimdi. Ben de o arada peynirli kaşarlı iç harcını hazırlayayım. Börek tavama döşeyeceğim. Ay gazda kısık ateşte pişireceğim. Böreğimin iç harcını hazırladım. Peynirle kaşarı rendeledim. Yani peyniri ezdim. Üstüne kaşar rendeledim biraz. Bu da benim börek tavam büyük. Yıllardır kullanıyoruz. Kapağı da var. Bunu kapakla çevirebiliyorsunuz. Onu da güzel yağladım.
Böreğim pişiyor. Böyle çevire çevire her yanını kısıkta pişiriyorum. Şöyle bir tarafını, bir tarafını böyle böyle kısıkta çeviriyorum arkadaşlar ara ara. Sonra kapakla birlikte ters çevireceğim zaten. Böreğimi kapakla çevirdim arkadaşlar. Bir tarafı güzel ağır ağır kızardı. Şimdi diğer tarafı kızaracak. Ondan sonra tepsi. Evet, tepsi böreğim pişti canlarım. İçi bol kaşar peynirli. Beyaz peynirli. Birazdan ılısın biraz keseceğim. Çok güzel oldu. İki tarafı da gayet güzel pişti. Çevire çevire pişirdim. Üstüne biraz daha bir nemli bez örterim. Güzel olur. Bir dilim kestim. İçi gayet güzel. Kalınlığı da iyi. Bunu da nemli bezle örteceğim. Yedikçe kesilir canlarım. Güzel oldu. Duru Hanım'ı uyuttum. 5 dakika durmuyor. Yani beni sersem etti. Hep yakamda, tepemde, ayağımın dibinde. Bağırıyor, çağırıyor, durmuyor. Neyse saat öğlen 1'e geliyor. Uyuttum onu, yatırdım. İnşallah bir iki saat uyur. Bir iki işim var. Çamaşır asacağım bir sele. Makine bitmiş. Renklileri atmıştım. Onları asacağım. Öyle. Karnım da acıktı. Bir şeyler yiyeyim. Ondan sonra bir kahve içeceğim. Saat akşam 5 yaptık. Rıza işten geldi şimdi. Ben de manava gidiyorum eksiklerimi almaya. Biraz eksiklerim var dolapta. Annem geldi öğleden sonra. Yemek falan yedik, çay içtik. O da şimdi evine gitti. Çok akşama kalmayayım dedi. O gitti, ben de manava çıkayım dedim. Beraber çıktık. Öyle bakalım. Hem manava gittim hem de şoka uğradım. Geldim şimdi eve, aldıklarımı göstereceğim tabii ki. Alıştınız artık. Şöyle biraz domates aldım. Domatesin fiyatı uçmuş gitmiş. Eskisi gibi 4-5 kilo alamıyorsun yani. Havuç aldım. Çocuklara muz aldım. Şöyle patates aldım. Salatalık. Pırasayı da içine koymuş poşetin böyle. Nasıl çıkaracağım? Pırasa kestirdim. İki tane mor lahana aldım. Mor lahana turşusu basacağım kavanoza. Yarın ya da bu akşam yaparım, bilmiyorum. Bu kebapçılarda oluyor ya, ben onu çok seviyorum. Geçen kış birkaç kavanoz yapmıştım, yemiştik, güzel oluyor. Soğanlar dökülmüş, hep onunla uğraşıyoruz. Allah'ım ya. Şöyle soğan aldım. Marketten de, şoktan da ne aldım? İki tane bisküvi aldım. Bir tane kakao. Bir tane çikolatalı puding. Şöyle bir iki tane çikolata. Bir tane süt tozu, kafe maddenin. Bir de 15'li yumurta aldım. Aldıklarım bu kadar. Akşam akşam yine 100 lira gitti arkadaşlar. Hayat gerçekten pahalı. Neyse şimdi şu aldıklarımı yerleştireyim. Duru'nun karnı acıktı, onu doyuracağım.
gel. Tamam gel, vereceğim. Gel. Yine mama diyor ve yine dolabın önünde. Ne istiyorsun ne? Ya sen çok fena oldun ha Duru. Uykun mu geldi? Uyuyalım mı? Uyuyalım mı? Mi yapalım? Tamam, mi yapalım? Tamam, hadi bay bay. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Üstünü başına yırtacak vallahi, böyle bir şey olmaz. Saati 7 yaptık. Çöpleri çıkardım şimdi kapıya. 7'de topluyorlar çünkü. Bir iki de bulaşık vardı. Onları da makineye attım. Bu yine peşimde dolanıyor. Mama, mama, mama. Hep peşimde. Uyutacağım birazdan da, şöyle bir saat daha falan geçsin. En azından bir 8.30'a doğru uyutayım diyorum. 1-1.5 saat daha oyalamam lazım. Yoksa çok erken kalkıyor. Zaten erken kalkıyor da çok erken uyutmak istemiyorum. 8.30-9'a doğru uyuyor genelde. Öyle annem ceviz getirmiş. Onları serdim balkona, tepsiye. Biraz kuruması lazım. Yeni toplamışlar köyde. Babamın kendi cevizleri köydeki. Onları da balkona, masanın üstüne serdim. Çamaşırları aldım karanlık çökmeden. Biraz nemli kalmışlar. Masanın üstüne yaydım içeri. Hani böyle çorapları falan, nemli kalanları. Öyle bakalım. Azra ödevlerini yaptı. Bizde durumlar böyle. Bu yine mama mama. Ne var? Ne var? Dede daha gelmedi. Ya sen var ya, çok fena oldun. Duru Hanım yine bir akşam oturmasına gidiyor. Hazırlandı. Anniş, nereye gidiyorsun gene? Ben bak, sadece bak. Oturmaya gidiyorum. Oturmaya gidiyoruz. Arkadaşıma gidiyorum, karşı apartmana, Burcu'ya. Çay içmeye gidiyoruz. Çay demlemiş. Bizi çağırdı. Kızları al gel dedi. Onun da iki tane kızı var. Duru'yu giydirdim. Şimdi biz de giyindik. Gidiyoruz. Gidelim, gidelim hadi. Kapıya gidelim. Açalım kapıyı. Açalım kapıyı. Ne oldu? Açamıyor musun? Açamıyor musun? Anne. Hadi Hira'yı sallayın. Sakın. Isırmaz, ısırmaz. Yap Hira'ya. Isırmaz kızım, ısırmaz. Korkuyor çocuk ya. Türkçe bilmiyor. Duru Türkçe bilmiyor. Duru İngilizce biliyor. Ana dili gibi. Hira bunu da bilsin. Duru bindi mi? Yok. Aa, gel. O da bilsin şimdi, Hira. Sizin bilmek istersin tabii. İster ister. Hadi yavaş. Yavaş kızım, yavaş. Ne yapıyorsun? Ya dur ya. Tamam, ablası konuşsun. İtiyor kendini. Tamam, o istemiyor bak. Dur otur. Çok fena. Dur, ne yapıyorsun? Dur. Azra yavaş kızım. Gel. O yerinde duramaz. Kendi isterse bilsin, bırakın. O 5 dakika duramaz. Bacağından, kolundan tut. 1000 lira. Salla ablayı. Ablayı salla kızım hadi. Hira ablayı salla. Salla. Çok fena. Ama bu bilmek istemiyorsun. Söyle bana. He yapıyor ablaya he. Duru. Biz de çay içiyoruz. Ne ara yaptı? Duru. Burcu da bisküvi tatlısı yapmış çayın yanına. Biz arkadaşımla şimdi geldik. Saat 9.30 geçti. Hemen Duru'yu uyutacağım. Çok uykusu geldi. Orada da huzursuzlandı yani, durmadı pek böyle. Ağladı sürekli. Çay içtik, çayımızı içtik. Biraz oturdum, geldim. Onu uyuttuktan sonra artık ne yaparım? Biraz televizyon izlerim, biraz YouTube'a bakarım. Öyle, genelde böyle zaten akşamlarım. Yarın görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.